İşte hepsi bu. Otur Asuman. Sen de burada olsan daha iyi olur. Ferit, sanırım artık konuşmamız lazım. Geç bile kaldık Nazlı. Haklısın. Ama konuşamadım işte. Biliyorum. Her şeyi öğrendim. Biliyorum ama yine de bir türlü anlayamıyorum. Sen ne yapıyorsun Nazlı? Kimseye zarar vermeden ailemi korumaya çalışıyorum. Ama her seferinde birileri zarar görüyor gördüğün gibi. Biz neyiz Nazlı? Ben senin neyinim? Neden bunca problemi tek başına yükleniyorsun? Neden bana gelmiyorsun? Aklım almıyor. Yani anlamaya çalışıyorum ama... bizden nasıl bu kadar kolay vazgeçtiğini anlayamıyorum. Vazgeçtim mi sanıyorsun? Gerçekten vazgeçmedim. Konuşmaya çalışıyorum. Boşanma davası açtıktan sonra... neden bana güvenmedin? Hakan'ın sana, Asuman'a, bize, Bulut'a zarar vermesine nasıl izin verdin? Korktum Ferit. Nesini anlamıyorsun bunun? Korktum, çok korktum. Kardeşime zarar verir diye korktum. Ne tarafa kaçacağımı şaşırmıştım, anlıyor musun beni? Bir tarafta kardeşimin hayatı vardı, bir tarafta sen vardın, Bulut vardı. Seni tam bulmuşken bencilce dışarı atabileceğimi mi sandın? Ama diğer taraftaki kardeşimdi benim. Ferit canımdı, kanımdı. Tamam, tamam, merak etme. Her şey düzelecek. Çaresini bulacağız. Hiç kimse zarar görmeyecek. Sana söz veriyorum. Sorun değil, merak etme. Çok güçlü bir kadınsın biliyorum ama birlikte her şey çok daha kolay olur. Bundan sonra benden bir şey saklamayacağına söz ver. Her şeyi birlikte çözelim. Çözelim. Özür dilerim. Seni çok seviyorum. Hapse nasıl gönderirim diye düşünürken bunu gerçekten kaybedecektim Ferit. Onu çatının kenarında gördüğüm o an... Tamam, düşünme artık bunları. Aşağılık Hakan yaptıklarının hesabını verecek ama şimdi... bu gece hiçbir şey düşünmek istemiyorum. Yanımdasın, yanındayım. Bu yeter.